Merhaba arkadaşlar. Buketle kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarımı tabii ki de herkesin niyetine pozitif bir enerjiyle kapattım. E, bütünün hayrına olsun dedim. Sizler kendi yüreğinizden geçirdiğiniz konu neyse, sizin sınavınız neyse, yüreğinizden geçireceğinize odaklanarak dinleyebilirsiniz. Şunu söylemek istiyorum. Ee, dertler bambaşka oluyor hayat maalesef herkese felek kimine kimine kelek derler ya hani neyle mücadele ediyorsunuz bilmiyorum ama güzellikler sizin olsun yeni ayının hayrına olsun diyorum yeni ay etkisindeyiz arkadaşlar aldığınız kararlar inşallah hayrınıza olumlu sonuçlar versin dedikten sonra neyse halimiz o çıksın falımızla deyip sizlere de göstereceğim şimdi bakalım neler söyleyecek burası bize Evet, baya bildiğiniz sağlı sollu bir kişinin tamamen geçmiş odaklı olduğunu gösteriyor burası. Şimdi şöyle bir şey var her şeyden önce ee, diyebilirim ki size ben burada bir taraf görüyorum arkadaşlar ve burası sizin iç dünyanız dediğim alan. Aslında burası sizin bugününüzü düşündüğünüz bir yer. Şimdi diyorsunuz ki ben bu taraf arasında nasıl kalacağım diyorsunuz bir yandan. Bir yandan da diyorsunuz ki peki biz bunu nasıl çözebiliriz bu iki kişi olarak. Yani acaba eşiniz eşinizin ailesi gibi bir durum mu yaşıyorsunuz? Yoksa tabii ki de e, kendi iç dünyanızdaki o ikiliminiz Mantığınızda duygu gibi bir şey değil, baya baya iş yeriyle alakalı, bir ikilemde kaldığınızla alakalı bir durum. E, arada sıkışıp kalmış olduğunuz çok net aşikar. Sadece karşılıklı konuşmak niyetindesiniz. Fakat karşılıklı konuşsanız da çok ortak yere basamaz adımlar diyor. Neden biliyor musunuz? Şöyle söyleyeceğim. E, çünkü sizin o konuşmak istediğiniz kişi e, çok fazla negatif bir kişilik sizin e, kafanızdaki negatiflikle onun kafasındaki negatiflik e, enerjisi gerçekten bir çıkmamış. O çok daha e, şey hmm, ne diyelim ona? O o karşınızdaki kişi depresyon gibi ya. Gerçekten yaşayan depresyon yani. Ayaklı depresyon gibi çıkmış. Her şeyin olumsuzunu düşündüğü için aslında bu sıkışmışlık sizi oldukça boğmuş. Ancak siz onun doğru zamanını tekrar tekrar kapı çalıyorsunuz. Bu sizin eşiniz olabilir. Bu sizin partneriniz olabilir. Bu sizin ilgili olduğunuz. İşte akrabalık ilişkilerinizdekiler artık neyse tabii ki de şimdi sizin hayatınızı ben bilmiyorum. Sizi siz kiminle konuşursanız biraz içiniz rahatlar burada. Onu söyleyebilirim. O yüzden şunu söylemek isterim her şeyden önce bir kere gerçekten hop yakaladım onu birden fazla kez denemişsiniz denemek de zorunda kalmışsınız aşağısı da oldukça çok net bir şekilde karışık 3 rakamını görüyorum ama m harfi ve e harfi de var burada yani sanki üç vakitte üçlü kişi, üç kişiyle işte M ve E harflerinin bulunduğu durumlarda resmen defalarca kez karşılıklı konuşmak zorunda kalmışsınız gibi. Son iki konuşmanız oldukça temiz diyebilirim burada. Yani sanki son ikidir konuştuktan sonrasında işte bak bugünün temelleri atılmış. Hani ben bugün eee düşünüyorsunuz. Altta karışık ve geçmişe doğru bakıyor diyorum ya. Şimdi bakar mısınız siz? Ee, geçmişinize doğru bakıyorsunuz. Yani bugününüzün konusu e, geçmişteki şu 15 gündür çözmeye çalıştığınız durumun e, özeti. Resmen şunu yapıyorsunuz, onu söyleyebilirim. Ee, büyük oranda, büyük oranda geçmişinizden beri tanıdığınız ve bugününüze sıkıntıyı getirecek olan kişi her kimse yönünüz ona dönük. Şimdi size diyorlar ki aslında ben bunu çözdüm bak geleceksin gel ben sana yardım edeceğim bak bu işin çıkış kapısı var bak falan diyorlar. Ama siz geçmişteki konu o kadar çetreferli bir mevzu ki gerçekten e, onu da aşmak zorundasınız. Aslında yanlış yapmıyorsunuz. Hani ben derim ya çok geçmişe takılı kalıyorsunuz. Yapmayın bunu derim ya. Bu öyle bir şey değil. Bu zaten yapmak zorunda olduğun bir şey gibi çıkmış. Yani çok net sizin hayatınızda e, onu çözersen önün açılır. Zaten sana hali hazırda yardım edeceklerin de var diyor. Burada aslında şey. Falan enerjisi o. Peki siz kiminle konuşacak? Ama çok belirsizliği var. Sizin etrafınızdaki insanlar full depresyondalar ya. Sürekli her şeyin ya uçağın kanadı koparsa ya uçağın motoru bozulursa ya uçağın işte düşerse uçak ya e arkadaş sen ne olsun istiyorsun bu uçağa? Hani böyle bir enerji var etrafınızda ve anlatmaktan göbeğiniz çatlamış. Sevdiğiniz iki kişi olduğunu çok net görüyorum. Diyorsunuz ki Ailemden evlatlarım, annem, babam, eşim, çoluk, çocuğu, neyse artık yani. En çok teyzem zarar görmesini isterim bu mevzuda. En çok benim çok para ihtiyacı olan iş arkadaşım bu konudan zarar görmesin. Hani bir şekilde siz birisinin zarar görmemesini çok gönülden istiyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Haricinde de şunu söyleyeceğim gerçekten. E çünkü oradaki enerji tamamen şu. Bu arada e diyor ki. Öyle ki karamsarlıkla duruyor oradaki insan. Yine o insana sen aslında el uzatacaksın. Sen yardım elini uzatacaksın şeklinde görünüyor. O yüzden arkadaşlar, hatta bir gemi çıkmış. Gemi böyle nuhun gemisi hesabı. Siz birilerini de kurtarmaya çalışıyorsunuz. Arada kaldığınız, geçmişteki konuyu kapatmanız lazım ki gerçekten sizinle beraber şu şu şunları da kurtarabileyim amcam teyzem şu etkilenmesin işte iş arkadaşlarım şuradan etkilenmesin dediği aslında bir şey gibi duruyor daha çok iş konuları gibi duruyor siz bir paketsiniz yani şöyle görünüyor buradan kesinlikle bir gemi sizin onları da dahil edip kurtarmak istediğiniz bir gemi 1-2-3 kişi şurada konuşuyorsunuz. Hane içi de çok karışık. Eylül'ü e atlatırsak ben daha karada ölüm yok dediğiniz bir ay içerisine girmişsiniz. Sanki cemiyet tarihiniz Eylül'müş gibi. Sanki işte Eylül'de şu şu olacak ve ben bu Eylül'ü de bunu aşarsam daha da rahatlarım der gibi çıkmışsınız. Burada çok net bir şekilde o var. Onu söyleyebilirim. Yani aslında e, gerçekten şey hali var. E, bu laf yığını laf yığını Şimdi arkadaşlar sizin ailenizin de bu laf yığının da ezildiğini görüyorum ama. Tuhaf. Neden hem işteki parasal konu hem de aile aile konusu gündeminizde olacak aynı dönemlerde aile şirketiniz varmış gibi sanki anlatabildim mi çok böyle bir aynı döneme tekabül edecek bir şey hali görünüyor orada laflar çok fazla ve burada siz sıkışıyorsunuz yani bir taraftan lafı söyleyen teyzen bir taraftaki laf söylenen amcan falan dayın neyse işte hani böyle bir arada sıkışmışlığın var senin kendi ailenle alakalı da zarar görmesini istiyorsun elbette ki. Şimdi şöyle bir şey var. Önce onu söyleyeyim size. büyük bir sınavı aşmış olacak ve ve sakin H harfi E harfindeki iki kişinin ad soyad olay konu durum yer bilmem. Ama Eylül sonu Ekim ortasına kadar iki tane insanın kafa kafaya verip barışmazlar denilenler barışılacak. Konuşulmaz bunlar dedikleri konuşacak. Yani sizin şirketinizin hiç ihtimal vermediğiniz bir kişiyle muhatap kalacak ya da işte kendinize göre barışmaz onlar dediğiniz kişiler e barışacak arkadaşlar. Önce çok net bir şekilde onu söylemek isterim açıkçası Bariz yani şey olduğunu görüyorum. Nedir onun adı? Ee, yani iş ya da aile. Ne dersen de o o ikili o konuşmayı yapacak. Etrafındaki herkes de şaşkın. O yüzden çok böyle büyük laflar edenleriniz varsa çevrenizde. Hani yüzünü görmem vıdı vıdı. Siz e, etrafta izleyensiniz, bakacaksınız ona. Hani keşke buralara kadar gelmeseydi dersiniz en fazlası çok sizin zarar göreceğiniz bir şey değil, şaşırdığınız bir şeyden bahsediyor. Yani aslında. Ee, barışmaz benim abilerim, barışırlar arkadaşlar. Barışmaz benim annem, teyzem. Aa barışırlar. Hani böyle bir barış söz konusu, anlatabildim mi orada? O yüzden de bir bu işi ancak o barışmalar çözebilecek gibi. Ancak o olursa zaten siz de rahatlıyormuşsunuz gibi çıkmışsınız. Sonra çünkü bu bilinmezlikler boşa çıkacak şeklinde görünüyor. Bir elinizi açıp Miskit havası oynuyorsunuz yanı başınızdaki insanla. Bu dileğinizin gerçekleştiği anlamına gelir elbette ki. Ama şey gibi düşünebilirsiniz. Yapılmaz olmaz dedikleri bir şey olacak. Yani e, o kadar çok e, büyük konuşmamak lazım. Der gibisiniz burada. Şimdi şunu söylemek isterim. Son olarak da tabağımıza baktığımda işte milletin de anca işte konuşması olacak. Konuşuyorlar konuşmadan neden durmuyorlar bilmiyorum. Nazara döndürmedilsinler yeter der gibi açıkçası buradaki enerjinin tekimde nazara dönmeyecek. Şimdi önce iş hayatıyla alakalı söyleyeyim. E Başı öne eğik birisi var. E bu da şey demek e birisinin birisinin çok netleştirmiş olduğunu görüyoruz burada. Yani şu aslında e bir konuda. Başı öne eğik olan insan geri vitesini yapar ya da özrünü diler. Dolayısıyla da siz burada bir şey yaşmış olacaksınız. Yani önün açık kalabalık bir yerde çalışıyorsun. Ee, bu da senin hayatında güzel bir başlangıç anlamına geliyor. Çok güzel bir girdap var. Alma verme dengenizi sağladığınız bir işiniz var arkadaşlar. Bu girdap bunu söyler sadece. Şimdi e, şeye bakıyorum özellikle ve özellikle aile içerisindeki uzay mekiği ise harf uzay istasyonuna gidiyor gibi çıkmış biri atıp tutuyor demektir senin ailendeki küslükler sonlanır geri adımlar atılır artık sadece konuşulursun ama eskisi kadar değil senin evlilik evin çok konuşuluyor senin evlilik evinde bak güzel gözyaşların var şimdi senin ailen tamam bir, bir şekilde seni destekledi ve sen işte evlendin yuvanı kurdun artık neyse aslında buradaki ee, senin yaptığın şey ee, burada konuşulmalara bakar mısınız yani böyle dalgalı dalgalı ve devam ediyor Türkçesi şu ee, bir kere sizin iş hayatınızda yaşadığınız olumsuzluklar sizin rızık kapınız evlilik evinize oldukça yansımış ve yaşadığınız ailevi durum ya da İş durumlarını, ilişki, evlilik evinize çok yansıtmışsınız. Yansıyınca belki de aileler bile bir şekilde devreye giriverdi dediğiniz bir enerji var burada. Çünkü kademeli konuşma. Ne demek istiyorum? Şöyle. Şimdi sizin evlilik evinizle ilgili bir konuşulmuş, bir susulmuş. Sonra bir konuşulmuş, bir susulmuş. Bir şeyler midir tekrar ediliyor? başa sarılıyor. Yoksa her yapışınız ayrı bir olay mıdır evli çiftlerimiz için söyleyelim bunu. İş kuruyorsun olay, ev alıyorsun olay, araba aldın olay, gezmeye gittin olay. Dediğin bir e, durumda bu konuşmalar e, yani sonunda karı koca çift kalırsanız ki kalıyorsunuz ama e, bu kadar mücadele etmeli misiniz? Anlatabildim mi? Şimdi bu bu e, Eylül'de sizin hayatınızda bir cemiyetiniz varsa iyiye de gelecek cemiyet var kötüye de gelecek cemiyeti var yani hani şunu söylüyor senin diyor sadece e, iyiliğini konuşmaz mevlüdüne gelen kötülüğünü de konuşur bir konuşma var burada arkadaşlar buna sizler cevap verin hayatınızdaki evlilik hayatınızla alakalı konuşulursunuz kalabalıktasınız boş konuşmalar olur karı koca sakinleyince geçecek ama ne yapsanız olay herkese işte sanki böyle Kayınvalide üstte oturuyor. Öbür kayınvalide altta oturuyor. Ortada siz preslenmişsiniz. Onun dedi ona uymuyor. Bunun dedi buna uymuyor. Herkes bir şey söylüyor. E ben ne yapacağım şimdi? Yani hani o yüzden karı koca kal ki kimseyle başın ağrımasın. <laughs> Gerçek samimi söylüyorum yani. E, başın ağrımasın en azından. Kimseyle. Çünkü çok konuşanınız olacak. Var ve baş etmeye çalışıyorsunuz. Ben neden baş etmeye çalıştığınızı anlamıyorum. Hani cemiyet sizin cemiyetiniz de idare edilir elbette ki. Ama cemiyet içerisinde sizseniz niye bu kadar herkese hoş tutmaya çalışıyorsunuz? Bunu çok çok çözemedim. Fakat kalabalık olduğu da kesin yani. O yüzden burada cevaplar sizde arkadaşlar. Şimdi birer kar seçelim bakalım neymiş ne değilmiş. Ee, bir erkekten gelen bir teklif bir anlaşmayla sen iş yerindeki aslında bir düzenini koruyorsun. Hane içerisinde giderek rahatlayan bir döngü olduğunu gördüğüm için ümit vadeden, gelecek vadeden, geçmişte kalan demek aslında. Temiz, önünüz açılır. Şimdi burada kendini kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Neden siz kendinizi kanıtlamaya çalışıyorsunuz? Sanki aşiretler ve siz o aşireti hak edebilmek, o oraya girebilmek, sanki sizi oraya alabilmeleri neyse işte yani aşiret demeyelim de buna. Mesela hani böyle bir yere dahil olmak, hak ediş kızınızı oğlunuzu ben çok seviyorum sizi işte hani mahcup etmeyeceğim hani emanetime gözüm gibi bakacağım hani erkek tarafı böyle uğraşıyor mesela hani anlatabildim mi böyle anlamadım yani sürekli kendinizi kanıtlamaya çalışacaksınız bu mücadele neden bu kadar cevaplar sizde hani tavsiyeniz nedir Buket Hanım Allah hiç kimseye bu kadar emek vermek eğer karı kocaysanız ve tabii ki de Evli bir çift için söylüyorum bunu. Bu kadar e, yuvanızın için almayın. Hani evlenmeden önce örftür adettir bir şekilde orta noktalar bulunmak zorunda. Elbette ki orta noktayı bulun da. E, evliyseniz de bu kadar evliliğinize bu kadar dahil olmaları ne kadar doğru olur demek istiyorum. Görebildiklerim böyle dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sabahları ayrı, akşamları ayrı. iki bakımda karşınızda yım. Dolayısıyla da sayenizde devam edebiliyorum. Benim için çok kıymetli burası. İyi ki sizler varsınız gerçekten. Teşekkürün en büyüğünü sizler hak ediyorsunuz bu anlamda. Son olarak şunu da söylemek isterim. Sağlığınıza gerçekten şükretmek ve gelecek olan sıkıntıların da üstesinden gelecek olduğunuzu düşünmek en büyük ayakta kalma sebebi bence çünkü ilahi adalet er geç tecelli edecek. Size kim ne yaşattıysa yanına kar kalmayacak. Sağlık olsun o günleri görelim yeter ki arkadaşlar. Kalınla hallolur. Geçmiştekini de aşan sendin bunu unutma diyorum. Her şey güzelliklerle gelsin inşallah. günlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.